Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Yine güzel bir montajda karşınızdayız. Aracımız 2010 model Renault Fluence. Takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar, MyWay marka, 2 GB RAM'li 10.0 Android işletim sistemine sahip multimedya cihazı. IPS ekran özelliği var, DSP ses çıkışı var. Bunun haricinde başta da söylediğim IPS ve 1024'e 600 çözünürlükte bir ekran kalitesi var arkadaşlar. Şimdi ben cihazın size kısaca kullanımını anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, aracımıza birebir uyumlu. Bunun montajını yaparken kesinlikle elektronik veya plastik aksamda bir kesme biçme işlemi yapılmıyor arkadaşlar. Bunun haricinde direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi ileri geri parça atlatabiliyoruz, ses açıp kısabiliyoruz, mute tuşumuz çalışıyor. Ses kalitesi çok iyi, 4x50 watt MOSFET çıkışı var. Pi 006. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında arkadaşlar, cihazımız Android. Android olmasından dolayı internete bağlanabiliriz. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. YouTube'dan video seyredebiliriz. Google Maps, Yandex haritaları kullanabiliriz. Bunların hepsi aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi ben size cihazın kısaca kullanımını anlatacağım. Aracımıza geri vites kamerası eklemesi de yaptık. Rey konumunu aldığımız zaman vitesi, görmüş olduğunuz gibi direkt geri vites kamerasına geçiyor. Çıktığımız zaman da nerede kaldıysak oradan devam ediyor arkadaşlar. Şimdi cihazımız aynı zamanda dokunmatik panel. Kapasitif dokunmatik hassasiyeti var. Yani parmak sıcaklığıyla çalışıyor. Geçişleri gayet hızlı. Kesinlikle takılma yapmaz. 2 GB RAM'li olmasından dolayı da gayet hızlı bir cihaz. Şimdi kullanımını anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle navigasyonumuz var. Navigasyonumuz şu anki açtığımız Aygo. İnternetsiz kullanılan navigasyon. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Kapalı devre çalışıyor. İstediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Sağ alt köşeye basıyoruz arkadaşlar. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin adresini bu adres kısmına yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Adres kısmına giriyoruz. Açık adresi yazıyoruz ve istediğimiz yere gidiyoruz arkadaşlar. Çıkmak için de yine sağ alt köşeye basıp çıkış tuşuna basmamız yeterli. Arkadaşlar, radyomuz var. Radyoda ileri geri frekans değiştirebiliriz. Bulmuş olduğumuz frekansı hafızaya almak istersek burada 6 tane kanalımız var. Herhangi birine basılı tutuyoruz ve direkt oraya hafızaya alıyoruz arkadaşlar. İstersek yukarıda manuel kanal arama yapabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir kere bastığım zaman direkt ilk kanalda duruyor, otomatik arama yapıyor. Buralarda da direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. Tekrar geri çıktık arkadaşlar. Cihazımızda müzik ve video özelliği var. Bu cihazın kendi 16 GB dahili hafızası var. Bir de torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB'si var. Bu USB üzerinden veya kendi hafızasına yüklemiş olduğumuz videoları veya müzikleri cihazın içinden, yani burada video ve müzik bölümünden kullanabiliyoruz. Şu anda cihazın kendi hafızasına biz bir dosya müzik attık. Videoda da direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. İstersek ekranda sardırma yapabiliyoruz arkadaşlar. İstersek ekrandan parça atlatabiliriz veyahut da burada görmüş olduğunuz gibi buradan seçip çıkabiliriz arkadaşlar. Buradaki teyp ünitemiz de değişiyor. Buraya DVD çalar bir ünite takılıyor. Yani bu cihazı kullandıktan sonra, yani montajını yaptıktan sonra VCD veya DVD CD'lerini de cihaz üzerinde kullanabiliyoruz. Tabii ki MP3, normal track CD, bunları da kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Videomuzun kullanımı bu şekilde. Tekrar bir geri geldik arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçtik. Bluetooth'umuz var. Bluetooth'umuzu kullanmak için telefonumuzla eşleştirmemiz gerekiyor. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yapıyoruz ve artık telefon görüşmelerimizi teyp üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. İstersek rehber paylaşımı yapabiliriz. Bu görmüş olduğunuz yerden. Rehber paylaşımını yaparsak eğer arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da rehbere girip isimden karşı tarafı da arama yapabiliriz arkadaşlar. İstersek Bluetooth üzerinden müzik de dinleyebiliyoruz. Burada müzik menümüz var. Tabii şu an telefon bağlı olmadığı için geçmiyor. Telefonun bağlantısını yaptıktan sonra telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoları veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini arabaya kablosuz aktarabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, front kamera özelliği var cihazda. İstersek kayıt kamerası da bağlıyoruz. Front kamera, park kamerası. Şu anda bağlı olmadığı için ben onu açmıyorum. Bir de DVR kamerası montajı yaptık bu araca. Onu da göstermek istiyorum. Burada uygulaması var. XC DVR yazıyor arkadaşlar. Bastığım zaman bakın, burada üst tarafta görmüş olduğunuz metal kasalı güzel bir DVR kayıt kameramız var. Bu kayıt kamerası bulunduğumuz konumu gösteriyor. Bakın burada görmüş olduğunuz şekilde. Direkt tarih, saati gösteriyor.
ve gittiğimiz hızı gösteriyor. Şu anda bakın burada kilometre yazıyor ya. O kilometre bölümünde gittiğimiz hızı gösteriyor arkadaşlar. Yani Allah korusun hani başımıza bir kaza gelir, bir olay gelir, bir derte gelir. O esnada nerede yapmışız kazayı, hangi kilometre hızda yapmışız, hangi tarihte yapmışız, bunların hepsini kaydediyor. En güzel özelliği de direkt cihaz üzerinden kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani buradan playback yapabiliyoruz. Geçmiş kayıtlara bakabiliyoruz. Geçmiş kayıtlarda eğer kopyalayıp almak istediğimiz bir şey olursa kopyala yapıştır yöntemiyle USB'ye aktarabiliyoruz. Bunlar çok önemli. Çünkü eski kayıt kameralarında biliyorsunuz arkadaşlar SD kartı çıkarıp herhangi bir yere takıp orada kayıtları seyredebiliyorduk. Bunda öyle bir şeye ihtiyaç yok. Direkt bizim cihazımız üzerinden geçmiş kayıtları seyredebiliriz ve kopyala yapıştır yöntemiyle bu kayıtları USB'ye taşıyabiliriz arkadaşlar. Buradan da geri çıktık. Arkadaşlar internet bağlantısı var demiştik. Burada sol alt köşede ayarlara basıyorum. İnternetin de nasıl bağlandığını göstereyim size. A ve internete bastık. Direkt yukarıda kablosuz bölümümüz var. Kablosuz bölümüne girdikten sonra cihazımız hemen internet arama yapıyor arkadaşlar. Burada bağlanacağımız internet ağına tıklıyoruz ve şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra arkadaşlar kullanabileceğimiz uygulamaları da ben size anlatayım kısaca. Öncelikle Play Store'umuz var. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. Google Chrome'umuz var. Google Chrome üzerinden gezinti yapabiliriz arkadaşlar. Google haritalarımız var. Yine Google haritalar üzerinden navigasyonumuzu kullanabiliyoruz. İnternet navigasyon. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçtim. Mobil TV özelliği var. Mobil TV özelliğiyle 200'e yakın kanalı seyredebiliyoruz. Bunların içinde belgesel kanalları, çocuk kanalları, haber kanalları, ulusal kanalları hepsi var. O uygulamayla bunu da bu araca TV programı olarak yüklemiş oluyoruz arkadaşlar. Yandex navigasyonumuz var. Yine internet üzerinden kullanabileceğimiz navigasyon programı. Easy Connect özelliğimiz var. İnternetini paylaşmış olduğumuz telefonun ekranını bu cihaza atabiliyoruz arkadaşlar. Bunun için telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde bağlantı yapıyoruz ve telefonumuzun ekranını direkt teybimizde görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum, başka anlatmam gereken bir şey var mı? Geri vites kamerasını göstermiştim size. Bunun haricinde görmüş olduğunuz gibi kapı açık kapalı uyarılarını da görüyor arkadaşlar. Açtığımız kapıyı. Açtığımız zaman direkt ekrana düşüyor hangi kapının açık olduğu. Kapattığımız zaman da kaldığı yerden devam ediyor. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı bu şekilde. Aracımız Renault Fluence. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka EMR Garaj'da iletişime geçin. İyi günler arkadaşlar.